Günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir video. Bugün Bolu'ya gidiyoruz. 7 gölleri gezeceğiz. Bakalım 7 tane göl var mı gerçekten? Sayacağım hepsini tek tek sizin için. İzlemeye devam edin. Şu anda Bolu'ya geldik. Tabii ki Yedigöl'e gitmeden önce Bolu merkezdeyiz. Yoğurtlu gözleme yiyeceğiz. Açayı oynamaz. Her zaman yeriz. Bütün dünyanın en ünlü aşçıları Bolu'dan çıktı. Türkiye'den aldım, Türkiye'den aynı şekilde. Burada yoğurtlu gözleme deniyoruz. Bu da sadece patates. Şu an sadece patates yiyorum ben. Patlıcanlı olanı var, mantarlı olanı var. Yani bir sürü çeşit var. Burada ablalar yapıyor. Az önce gösterdim. Şimdi tadına bakıyorum sizin için. Böyle parçalamışlar, kesip, makasla kesip veriyorlar. O yüzden yemesi kolay oluyor. Mük. Mük. Patatesli gözlemeyi beğendim. 40 lira fiyatı var. Yoğurtlu 40 lira. Normal gözleme 30 lira. Bir de bunun minisi var 25 lira ama 5 lira farklı. Büyüğünü yemek daha mantıklı. Biraz yağmurlu gösteriyordu. O yüzden çok kimse gelmemiş. Yolda fazla kimse görmedik. İnanılmaz fazla sis vardı. Fakat geldiğimiz yerdeydi. Mis gibi toprak kokuyor. Yemyeşil, kuş sesleri. Milli Park girişi 33 lira. Makul fiyat. Verdiğimize değecek mutlaka. Pamuk Prenses ve Yedigöller videosuna tekrar hoş geldiniz. Şu anda Yedigöller'deyiz. 7. defa Yedigöller, 8. defa Yedigöller. Bence sonbaharda çok daha güzel. Fakat yazın da güzel. Yani yazın girişinde de çok güzel. Bakın. Yapraklar dökülmüş. Kurbağalar şarkılar söyler. Diyor ki bırak bırak. Gel beni burada bırak. Bıraktım. İçin.
Göllerin etrafında böyle çok güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Ya şu an size buradaki kokuyu anlatmak istiyorum ama yani kokuyu geçiremiyorum. Yani tahmin edin, toprak kokuyor, çiçek kokuları. Bu yer gerçek mi sizce? Gerçekten burada karşıma ayı çıkabilir mi? Sessiz yürüme derken ses yani ooo yaparak yürüyün. Ayı çıkar mı ya? Çıkar mı? Yok ya, çıkmaz. Ayın ne işi var burada? Size Bolu Belediyesi'nin bir açığını yakaladım arkadaşlar. Bu göllerin hepsi saatte bak. Buradan musluğu açmış. Bak bak, buradan göl dolduruyorlar, göl. Siz doğal zannediyorsunuz. Hey. Şaka bir yana, buradan gölün kaynağına ulaşmış olduk. Mükemmel. Dağın güzelliğine bakar mısın ya? Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Gölleri bitirdik. Şu anda Akkaya Travertenine gidiyoruz. Traverten. Zannetmeyin ki sadece traverten Pamukkale'de var. Bolumuzda da travertenler var. Sodalardan oluşan galiba. Dolayısıyla şu anda rotamız Akkaya Travertenleri. Merhaba, kolay gelsin. Ve tabii ki akşam yemeği Mercanlı Restoran'a geldik. Değirmen kebabı sipariş ettim. Ama öncesinde bir sebze çorbası. Mercanlı Restoran eski bir tarihi konağın içinde. Böyle gayet güzel. Bir konak. Konakta yemek yemek isteyenler için gayet tercih edilebilir. Hatta muhtemelen burası banyo. Eski banyo. Vay 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 vay. Evet, şu anda değirmen kebabı sipariş ettim. Değirmen kebabı yiyorum. Göster istersen kardeşim. Gel buraya bak. Çökertmeye benziyor aslında. Antikot dilimleri var. İnce dinlenmiş patates var. Ve yoğurtlu bir sosu var. Fiyat 85 lira. Yine beğendim.
Ve otelimize geldik. Otele girerken yapmanız gereken şey ayakkabıları çıkarın. Ve odamız bu. Nasıl dostum, beğendin mi odamızı? Çok iyi. Tam konak usulü. Akşam gezmeye çıktık. Fener alayı var. Gece hayatını deniyoruz. Var mı bilmiyoruz ama göreceğiz. Haydi buyurun gezelim. Güzel, ışıklı. Gayet güzel. Az önce Fener alayı vardı, gördünüz. İnsanın Türklük duyguları kabarıyor ya. Evet ya. Bence böyle şeyleri özlemişiz. Keşke daha çok olsa. Bakın, Gloria Jeans var. Güzel kafeler var. Burada bir botanik kafe var. Muhteşem bulutlar. Bakın meydan burası. Vallahi ben balayı sevdim. Akşam da güzel. Yani çok sessiz değil yani, en azından. Bir iki insan görebiliyorsun. Gece gömmesi. Gömüyorum. Bakın. Gençler günaydın. Günaydın. Bugün yine yoğun bir program bizi bekliyor. Evet. Kahvaltımız var, varink. Aynı teyzemin evinde gibi. Bugün burada ikinci günüm, konuşmam böyle. Aynı. Değişmiyor. Asimile olmayan bir insanım galiba. Sanki Rize'de dolduruyor. Görüntü yok artık. Bugün hava daha güzel. Güneşli bir hava var Bolu'da. Dün yapamadığımız Travertenler'e gideceğiz. Bolu, Gölcük, Tablet Parkı'na gideceğiz. Gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz yine. Günün sonu nerede biter bilmiyoruz. Ama bu güzel konağa veda ediyoruz. Matışlar Konağı. Bolu'da bugün ikinci günümüz. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Matışlar Konağı'nda kaldık. Tavsiye ederiz, güzel bir konakta. Tamamen bir ev konforu. Ya da konforsuzluğu diyebiliriz. Otel konforu aramayın. Gayet doğal. Kadri Yarım ilgileniyor. Tavsiye ederiz. Şimdi biz oradan çıktık. Patatesli Bolu'nun patatesli ekmeğinden alacağız. Evlere götüreceğiz. Sonra Gölcük Tabiat Parkı'na gideceğiz. Oradan Akkaya, Travertenlerine gideceğiz görmeye. Daha sonra hayat sürprizler dolu. Gölcük Tabiat Parkı'na geldik. Araçla 33 TL'ye giriyoruz. Fix menü. Yedigöller de 33 liraydı. Burası 33 lira. Asla 35 değil, 30 değil, 33 TL. Para üstü alırken verirken zorlanalım diye yapmışlar. Kimin oyunu bu? Thank you.
Videonun sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu kaçırma oldu. Bolu bence İstanbul'dan ve Ankara'dan yakın bir güzel yol olduğu için gayet tercih edilebilir. Güzel bir lokasyon. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Takip edin. Abone olmayı unutmayın.